İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan parlamentosu seçimleri 22 Kasım'da başlıyor. Zohrab Mnatsaganyan, Ermenistan Avrupa Eylem Planı çerçevesinde Strasbourg'da görüşmeler gerçekleştirdi. David Tonoyan, Ermeni Barış Gücü askerlerinin hizmet verdiği kampı Marmal askeri üssüne gitti. Batı Ermenistan'daki mayınlı araziler büyük yer kaplıyor. Dersimli kadınlar baskı ve şiddete karşı alanlarda olacak. Mardinli kadınlar Gül Karataş'ı mezarı başında andı. Opera sanatçısı Adam Baron, depremzadelere adanmış konserde Gümrü'de sahne alacak. Batı Ermenistan parlamentosu seçimleri yarın 22 Kasım'da başlıyor. Saygıdeğer vatandaşlar, Batı Ermenistan parlamento seçimleri 22 Kasım'da gerçekleşecek. Seçimler 30 Kasım 2018 tarihinde sona erecek. Böylece Batı Ermenistan'ın yeni yönetimi seçilmiş olacak. Herkes kendi seçimiyle kendi milletvekili adayını seçmeli. Bizim gerçekleştirdiğimiz seçimimiz zorunlu bir süreçtir ve tarihsel haklarımızı yeniden tesis etmenin bir başka adımıdır. Herkese başarılar. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili, Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gabriele Batayni Dragoni, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği Projeler Ofisi Müdürü Verene Taylor ve donör ülkelerin büyükelçileriyle Ermenistan için Avrupa Konseyi Eylem Planı çerçevesinde 20 Eylül'de bir araya geldi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Toplumla Bağlar Departmanlığı'ndan Armen Press'e yapılan açıklamaya göre, görüşme sırasında Ermenistan Avrupa Konseyi'nin 2015-2018 yılları arasındaki faaliyet projesi çerçevesinde gerçekleşen projelerin sonuçları, ayrıca 2019-2022 yıllarında faaliyet projelerinin hazırlık çalışmalarıyla ilgili sorunları ele aldı. Dışişleri Bakan Vekili, Avrupa Konseyi'nin demokrasi yolunda ve sivil toplum kuruluşlarının kurulması konusunda Ermenistan'ın en önemli ortaklarından biri olduğu ve hükümetin bu işbirliğini genişletmeye ve güçlendirmeye kararlı olduğunu memnuniyetle vurguladı. Zohrab Mnatsaganyan, görüşmecilerle son zamanlarda Ermenistan'da yer alan iç politik gelişmeleri anlatırken, hükümetin ülkede hukuk ve adalet kurallarının güçlendirilmesi, yolsuzlukla mücadele ve sosyal ve ekonomik alanda eşit fırsatlar sağlanması amacıyla verilen geniş yetkilere dayanan kapsamlı bir reform gündemi uygulamaya yönelik taahhüdünü vurguladı. Bakan vekili resmi görüşmecilerle birlikte Avrupa'da demokrasi ve insan hakları alanında var olan durum ile uluslararası önem arz eden bir takım sorunlar etrafında fikir teatisinde bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakan Vekili David Donoyan, Ermeni Barış Gücü askerlerinin görev yaptığı Kamp Marmal askeri üssünü ziyaret için Mezar-ı Şerif'e hareket etti. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın basın sekreteri Arzurun Ovanisyan, kendi Facebook sayfasında yazdığına göre, David Tonoyan'ı askeri üssün komutanı, Alman ordusunun generali Klaus Gerhard karşıladı. David Tonoyan'ın çalışma ziyareti çerçevesinde Afganistan'da bulunduğunu hatırlatalım. Batı Ermenistan'da çok sayıda mayınlı alan var. Kara mayınlarının yasaklanması uluslararası kampanyası, Misket Bombaları Komisyonu'nun araştırma birimi olan Kara Mayınları İzleme Örgütü Monitor 2018 raporu yayınlandı. İkinci sırada Finlandiya bulunurken ilk sırayı Bangladeş alıyor. Afganistan, Angola, Irak ve Yemen ilk onda yer alıyor. Rapora göre ülkedeki tüm mayınları 2014'e kadar temizleme taahhüdü vermişti. Temizliğin bitmeyeceği anlaşılınca taraflar 2013'te masaya oturmuş ve süreyi 2022 yılına kadar uzatmıştı. Ancak sayısı yüz binleri bulan mayınlardan sadece 26 bini temizlendi. Mayın olduğu bilinen iller Ardahan, Kars, Iğdır, Ararat, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari, Batman, Mardin, Dikranager, Şanlıurfa, Dersim, Bingöl, Gaziantep ve Hatay'dır. Rapora göre en çok mayınlı bölgeler Batı Ermenistan, Azerbaycan, Irak, İran ve Suriye'nin sınır bölgelerinde bulunuyor. Kadınlar dünyanın dört bir tarafından 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele gününe hazırlanıyor. Her yerde olduğu gibi Dersim'de de kadınlar 25 Kasım'da alanlara çıkmaya hazır. Dersim Kadın Platformu bu yıl baskı ve şiddet karşısında haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyor, mücadele ediyoruz şiarıyla alanlarda olacaklarını duyurdu.
Dersim Kadın platformu yarın tutuklu kadınlara kart gönderecek. Cuma akşamı kadın temalı film izlenecek. Cumartesi günü yoksulluğa, güvensizliğe, şiddete karşı mücadeleyi konuşuyoruz konulu panel gerçekleşecek. 25 Kasım'da ise kitlesel basın açıklaması yapacak. Dersim Kadın platformu üyesi, aynı zamanda Yeni Gün Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Fidan Demir, kadınları alanlara çağırdı. Demir, Dersim'de kadınların %70'inin şiddet gördüğünü ancak bu şiddetin üstü kapalı olduğunu ifade ederek bunun açığa çıkması için kadınlara dokunduklarında anlayabildiklerini söyledi. Demir, toplumun bir bütünen baskı altında olduğunu söyleyerek bunlardan en çok da kadınların etkilendiğini kaydetti. Kadınların bilinçlenerek şiddetin üstesinden gelebileceklerini dile getiren Demir, aksi halde şiddetin her türlüsüne maruz kalacağını belirtti. Dersim'de özellikle kadınları hedef alan politikaların yürütüldüğüne işaret eden Demir, özellikle istihdam adı altında kadınların köleleştirildiğini kaydetti. Mardinli kadınlar Gül Karataş'ı mezarı başında andı. Mardin Kadın Platformu, intihar ettiği iddia edilen Çınar Devlet Hastanesi'ne bırakıldıktan sonra yaşamını yitiren Gül Karataş'ı mezarı başında anarak 25 Kasım'ın startını verdi. Mardin Kadın Platformu, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Düzova köyünde intihar ettiği iddia edilen ve iki kişi tarafından Çınar Devlet Hastanesi'ne bırakıldıktan sonra sevk edildiği Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren 35 yaşındaki Gül Karataş'ın öldürülmesini protesto etti. Karataş'ın ailesinin yaşadığı ve cenazesinin defnedildiği Mardin'in Savur ilçesine bağlı Aran Zone köyünde bir araya gelen kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Karataş'ın ailesiyle birlikte açıklama yaptı. Mardin Kadın Platformu adına açıklamayı yapan Gülistan Örnek, kadına yönelik şiddetin bir yaşam hakkı ihlali olduğunu belirterek şöyle devam etti. Kadına yönelik şiddet, ister kamusal alanda ister özel yaşamda meydana gelsin, kadının fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel ve ekonomik açıdan zarar görmesine, acı çekmesine, onurunun zedelenmesine, kadının özgüvenini yitirmesine ve kadınlara karşı ayrımcılığın sürmesine yol açan bir eylemdir, dedi. Fransa'da yaşayan ünlü opera sanatçısı Adam Barrow, Murat Amirhanyan, 7 Aralık'ta Gümrü'de Spitak deprem kurbanlarının anısına düzenlenen bir konserde sahneye çıkacak. Yerevan Devlet Konservatuvarı'nın Gümrü Şubesi'nin daveti üzerine Gümrü doğumlu olan sanatçı, doğum yerindeki Kutsal Meryem Ana Kilisesi'nde sahne alacak. Konser Spitak depreminin 30. yılı anısına düzenlenmektedir. 7 Aralık 1988 tarihinde Murat kardeşiyle birlikte 37 nolu okulda bulunuyordu. Adam Baron yaptığı açıklamada, "Yurt dışında pek çok kilisede şarkı söyledim ve çocukluğumdan beri anımsadığım ve özlediğim kilisede hep solo bir konser vermeyi hayal ettim." 7 Aralık'taki konserde Harutyun Tarkvoryan eşlik edecek, dedi. Programda Ermeni ve Avrupalı kompozitörlerin eserleri yer alıyor. Adam Baron, Ermenistan'da ilk kez duyulacak eserler gerçekleştirecek. Etkinlik 30 yıl sonra başlığını taşıyor. Adam Baron'un özel vurgusu, genç kuşakların da konserde yer almasına özel önem vermektedir. Çünkü ülkenin kültürel elçisi olarak kendi deneyimlerini genç şarkıcılara iletmek istemektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Artsakh Devlet Topluluğunu sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.